Merhaba, her maçta olduğu gibi hayatta da birçok kırılma anı var. Kırılma anının bu haftaki konuğu Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın ve milli takımın unutulmaz savunma oyuncularından Gökhan Zan. Gökhan Zan, kırılma anı hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayatınızın kırılma anı neydi? Birçok kırılma anı vardı aslında. Hatay Spor'dan Dardanyan Spor'a transferim. Bir gün evdeyiz ailemle birlikte, oturuyoruz. Dardanyan Spor'a kampa gideceğim. Ben tatildeyim. O esnada ailemle birlikte evde otururken, artık son günlerimdi. İşte dedem vardı, nenem vardı, annem, babam o zaman yeni rahmetli olmuştu. Oturup sohbet ediyorduk. Dedem bize tatlı getirmişti. İşte artık ben gideceğim ertesi gün. Kampa başlayacağım. Otobüse binip gideceğim. Hatay'dan Çanakkale'ye. Telefonum çaldı. Niyazi Önen. Başkan beni aramaz. Evet, hani neden arasın? Ve telefon çaldığında Niyazi, ben başkan Niyazi Önen dedi. Efendim başkanım. Seni verdim dedi. Nereye başkanım? Beşiktaş dedi. Kimseye söylemeyeceksin dedi. Telefonlarını kapatacaksın. Yarın uçak biletin alınacak. İstanbul'a gidiyorsun dedi. O sırada ben tabii ailemle birlikte gözyaşları, mutluluk gözyaşları, sevinç. Çünkü çok zor şartlarda yetişen bir ailenin çocuğuydum. Ve o anda kırılma anım diyebilirim. Ondan sonra devam etti. Tabii bunun Beşiktaş'tan da Galatasaray'a geçiş dönemi vardı. O da kırılma anlardan bir tanesiydi. Ama benim için en kıymetli ve değerli olanlardan bir tanesi ilk adım attığım. Çünkü büyük bir camiye gidiyorsunuz. Bir alt ligde oynuyorsunuz, ikinci ligde oynuyorsunuz. Başkanın sizi araması ve büyük bir camiden teklif gelmesi futbola attığım adımda önemli bir rolde diyebilirim. Gökhan Zan nasıl bir çocuktu? 7 Eylül 1982 Hatay doğumlusunuz. Bir de fotoğrafınız var. Nasıl bir çocukluk geçirdiniz? Çocukluğunuza dair unutamadığınız en önemli anı ne? Ya ben futbolu çok seven bir insanım. Çocukken o zaman plastik toplar vardı, bakkala satılırdı. Onu alır onunla uyurdum, onu koklardım. Bir gün şöyle bir anım anlatayım. Plastik topun içinde ne olduğunu çok merak ederdim. O kadar aşığıydım futbolun. Plastik topu kestim, meyve bıçağını aldım. Plastik topu kestim ve içindeki kokuyu almak istiyorum. Ne olduğunu, içinde ne var? Hani o kadar o duyguyu hisseden bir insandım. Bu benim anılarımdan bir tanesiydi ve devamlı işte ders çalışırdım. İşte annem, babam, benim babam engelliydi. Dedem bize bakıyordu, amcamlar bakıyordu. Okumamı istiyorlar doğal olarak. Hani bundan daha doğal bir şey yok. Zor şartlarda yetişmişsiniz. Ben tabii ders çalışıyorum. Beni okutmaya çalışıyorlar. Ben kapıyı kilitliyordum. Arka balkondan atlıyordum. Evden kaçıyordum. Sabahları akşama kadar gelmiyordum. Gidip mahallede top oynamak için arkadaşlarımla nerede ne bulursam. Yani şu anda ben kafamı kazısam, saçlarımı kazısam herhalde harita çıkar. O kadar yara bere var. Evet. Bizim Hatay Spor tesisleri o zaman yetiştiğim bölgede, Hatay'da, Antakya'da tesisler yeni kurulmuştu. Tam da evimizin karşısında. Bir gün arkadaşımla, mahalle arkadaşımla gittim. Çim sahayı hayatımda ilk defa görüyorum. Biz toprakta oynuyoruz. Taşların arasında oynuyoruz. Taşlardan kaleler kuruyoruz. Hayatımızda nerede biz hani çim saha falan görürüz? Mümkün değil. Terlikleyim. Spor ayakkabım yok. Futbol ayakkabım yok. Çim sahayı ilk defa görüyoruz. Plastik topumuzu aldık. Çim sahanın, Kornel bayrağının orada birbirimize şut atıyoruz ve zıplıyoruz. Hani kaleciymişiz gibi. Evet. O esnada da Hatay Spor'un altyapısı yeni kurulmuş. Futbolcuların çocukları ve zengin ailenin çocukları kayıt olabiliyor. Herkesi alamıyorlar. Paran olması lazım. Kolay değil. Bizi gördüler. Kaleye kimse geçmek istemez doğal olarak. Herkes futbol oynamak istiyor. Bize seslendiler. Biz kaçtık. Hani acaba bizi mi kovalıyorlar, kızdılar mı diye. Biz de mahallenin çocuklarıyız doğal olarak. Özgüvenimiz yok. Çekingen çocuklardık. Kaçmayın dediler, gelin dediler. Siz kaleci misiniz? Evet dedik. Arkadaşımıza birbirimize yok. Kaleci değiliz. Kaleye girdik. O zaman altyapı yeni kurulmuş. Penaltı kurtardım falan. Bir sene ağzımı açmadım. Bir sene kaleyi korudum. Şöyle, bir tane topu elle hiç kurtarmadım. Hep ayaklarımla müdahale. Yalan söyledim çünkü. Kalmak istiyorum. Futbolun içine, evet, girmek istiyorum.
Öyle işte futbol içerisinde başladığım anda bu benim için çocukluğumda çok önemli anılardı diyebilirim. Ama hem dersini çalışan, o zaman üniversiteyi de kazanmıştım. Fakat Çanakkale'de Ardenspor'a transfer olmuştum. Beden eğitimi öğretmenliği anlamında. Fakat futbola devam etmek istedim. Futbol bir kurtuluş muydu sizin için? Öyle mi bakıyordunuz? Benim için futbol kurtuluştu. Büyük bir kurtuluştu. Annem şöyle derdi. Babam, işte dedem. Tekrar neden bunları söylüyorum dedem? Çünkü bize bakan kişi de babam engelliydi. Hani futbol bize ekmek getirmez. Sakatlanırsın, kırılırsın. Yapma, etme. Ayağın kırılır. Hep kırılmayı öyle zannediyorlar. Hani şey olarak her şey biter, hayatım biter. Evet. Tabii içimde o futbol aşkı olduğu için ben ondan kopamıyordum. Çünkü içimde vardı. Hep okumamı istiyorlardı işte. Doktor, öğretmen, tahsilli olup kendi maaşını kazanan birisi olmamı istiyorlardı doğal olarak. Tabii benim için de futbol kurtuluştu. Şimdi aileme bakıyorum. İşte rahmetli dedem, nenem hepsine ben baktım bir torun olarak. İşte o futbol benim için yerin ne kadar önemli olduğunu bazen işte anlatırdım aileme dedeme. İşte futbolcu olduğum size bakıyorum, size baktım. Bunun onurunu ve gururunu yaşadım. Ne mutlu size. Zor şartlardan yetişmiş, ailesine bakmakla yükümlü olan ve hala bunu yapan bir insan olarak gurur duyuyorum. Bundan da memnuniyetlik duyuyorum. Açıkçası işte futbol beni bugünlere getirdi. Aileme konfor alanı yarattım. Büyüklerime konfor alanı yarattım. O yüzden çok mutluyum. Allah'ıma şükür ediyorum her zaman. Hatay Spor formasıyla bir fotoğrafınız var. Gencecik bir oyuncu. Şimdi Hatay'da oynayıp ilk sezonunuzda da 13 maçta 2 gol atıyorsunuz. Hatay Spor altyapısından sonra profesyonel olarak 1 sene kalıyorsunuz değil mi Hatay'da? Şöyle. Dardanel'e gidiş nasıl oldu? Bir de Hatay nere? Çanakkale nere? Evet. Şöyle. Ben Hatay Spor'da 10 yaşında başladım. Girdim işte kaleci olarak başlamıştım. Bir sene sonra ben hocama söylemiştim kaleci olmadığımı. Ve orada devam ettim. İşte yıldız takım, genç takım, amatör takım. O zaman Yücel İldiz vardı hocamız. A takım hocasıydı. Buradan da selamlar kendisine. Altyapı maçlarını izlemeye gelirdi. Bu çocuğu ben istiyorum dedi antrenmanlara gelsin haftada bir gün. Öyle başladım. Daha sonra bana profesyonel imza attırdılar 15 yaşında. Antrenmanlara çıkmaya başladım haftanın bir günü. Sonra haftanın iki günü, üç günü. Haftanın her günü antrenman çıkıp maça genç takımla çıkmam. Ve daha sonra profesyonel imza attırıldım. Takımla kampa gittim. İlk maçımı 16 yaşında oynadım. Hazırlık maçı olarak oynadım. O zaman çok değerli futbolcular da vardı. Mehmet Kakil de vardı. Gol kralı. Gol kralı ve... Bölgenin en önemli oyuncularından müthiş biriydi. Müthiş bir oyuncu o bölgenin. Boyu çok kısa fakat ondan hava topu alman çok zor. O kadar iyi bir timingi vardı. Neyse profesyonel oldum. Yüce İldiz gitti. Ali Gültüken geldi. Ali Gültüken benim için... Bu kırılma anlarından bir tanesi de Ali Gültüken diyebilirim. Onu es geçmek istemiyorum. O zaman takım kaptanımız vardı. Hakan abi. Takım kaptanını kesti. Beni oynatmaya başladı ve ilk maçım. Maç 1-1. Son dakikalar. Çok iyi hatırlıyorum Zeytinburnu maçı. Benim golümle kazandık maçı. Son dakika attım. 90. dakikaydı. Ve müthiş bir sevinç. Belki bir tur atmışımdır sahada. O Ali Gültüken hocamızın da o kırılma anı diyebilirim hayatımda. Benim de ilk maçımdı. Zaten kaç maç oynamıştım? 9-10 maç falan oynamıştım. 13 maç gibi evet, gözüküyor kayıtlarda. Sonradan girmeye toplamda o kadar oynamışım. Dardanelspor hikayem de şöyle oldu. O zamanki kulüp başkanımız Hikmet Bey, Hikmet Çinçin. O dönemde de Haluk Ulusoy döneminde de milli takımlarda da görev alıyordu, genç milli takımlarda da. O zaman Hatay Spor'un da kulüp başkanıydı. Ben de altyapıdan çıkmış bir futbolcu olarak Hatay'ın ve Hatay Spor'un öz evladıyım. Hani bu arada yetişmiş tek futbolcuyum. Bundan da mutluluk duyuyorum. Memleketimi ve Hatay Spor'u temsil etmekten dolayı. O zaman Hikmet Başkan bana dedi ki, Gökhan dedi, yarın dedi Çanakkale'ye gidiyoruz. Çanakkale nere? Dardanelspor. Hani mutluyum ama anlamıyorum. Çünkü Hatay'dan dışarı çıkmamışsın. Antakya'dan dışarı çıkmamışsın. Ertesi gün sabah gideceğiz dedi sabah. Ben inanmadım. Gerçekten inanmadım. Ben uyuyakalmışım. Uçağa gideceğiz. Sabah 4 kapı çalınıyor. Uyandırıyorlar beni. Başkan aşağıda bekliyor. Ben evde uyuyorum.
Hadi toparlan dedi. Nasıl toparlandığımı bilmiyorum. Arabaya bindik gidiyorum. Nereye gittiğimi bilmiyorum. İstanbul'a uçtuk. İstanbul'da kaldık bir gün. Oradan arabayla Çanakkale'ye geçtik. Beni Niyazi Önen'in yanına kadar götürdü. İmzayı attırdı. Peşinatımı aldım. Ondan sonra Dardanelspor'da 3 sezon dolu dolu geçti. Çok da güzel geçti. Ve ondan sonra da zaten kariyerimize devam ettik. Ama o sabahleyin o kapı çalınması, bir önceki gün Çanakkale'ye gidiyoruz denmesi hani beni şaşırtmıştı. Çünkü gerçekten böyle bir şey beklemiyorum. Çanakkale Dardanel günlerinde Gökhan Zan'a dokunan isimlerden birisi var sırada. Gökhan'ın topla olan ilişkisini, iletişimini arttırmak için sezon başı kampında sürekli orta alanın ortasında oynattım. Oysa benim amacım özellikle kampın ilk döneminde Gökhan'ın top kullanma becerisini geriden oyunu kurarken özelliğini geliştirerek daha iyi bir savunma oyuncusu yaratmaktı. Onun dışında Gökhan'ın bir de kişiliğinden, yapısından kaynaklanan bir eksikliği vardı. Eksiklik dememek lazım aslında. Çok düzgün, çok ahlaklı bir çocuktu. Çok naif. Yani bırakın savunma oyuncusu olabilme özelliğini, futbolcu olabilme için bile gerekli o katılık, o rekabetçi unsurlar maalesef eksikti. Çok yumuşak, çok naif bir gençti. Bu özelliğini de geliştirmek için idmanlarda Gökhan'a kendisi hatırlayacaktır umarım. Çünkü çok tuhaf karşılıyordu ve bana da çok kızmıştır. Gökhan'a faul yapmak serbest diyordu. Gökhan'a faul yapmak serbest demiş Fuat Hoca. Fuat Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Bu uygulamalar ne kadar etkili oldu Gökhan Zan? Çok etkili oldu. Bir kere ben Fuat Hoca'ya çok teşekkür ediyorum bu güzel düşüncelerinden dolayı. Fuat Yaman, Çanakkale Dardanelspor ve ülke futbolunda çok değerli, çok kıymetli bir isim. Fuat Hoca'yla çalışmanın heyecanını da o zaman yaşıyordum. Çünkü çok kıymetli bir hocayla çalışacaksınız, önemli bir hocayla çalışacaksınız. Ben Fuat Hoca işte stoper olarak geldim. Gerçekten topla olan ilişkilerimi düzeltmek adına beni direkt orta sahanın ortasında oynattı. Ve ben bu durumdan şikayetçiyim kendi kendime. Hani hayatımda oynamadım, nasıl yapacağım? Orta saha özellikleri. Fuat Hoca işte antrenör bir oyuncuyu nasıl kazanır düşüncesini zaten o gün bana göstermiş oldu. Çok da değerli isimler ülke futboluna katan isim oldu aynı zamanda. Orta sahada oynuyorum. Yanımdakine pas atmaya çalışıyorum. Rakibi geçmeye çalışıyorum. Yapamıyorum ki. Tamamen stoper özelliklerinde top kesmeye çalışıyorum. Ama zaman içerisinde hani bu haftalarca sürdü. Tabii. Ve toplu olan ilişkilerim, paslarım, rakibi geçme, ikinci topları alma, top kesme olayı, topu kazandıktan sonra topu oyuna sokma. Bütün bu özellikler gelişmeye başladı bende ve daha sonra beni stopere çekti ve geriden oyun kurma bu sefer başladı. Bir gün antrenmanda da Fuat Hoca'nın da ifade ettiği gibi ben çok üzülmüştüm, alınmıştım. Gökhan'a faul yapmak serbest dedi. Gerçekten herkes bana faul yapıyor. Ama o bana faul yapılan şeyler beni hırslandırdı ve motive etti aslında. Onun beni kazanma adına söylediği aslında bir motivasyon cümlesiydi. Ve ben ondan sonra ikili mücadelelere girmeye başladım. Takımın en etkili ve en sağlam oyuncusu ikili mücadelelerde ve kuvvet güç olarak Mehmet Yılmaz vardı. Evet. Trabzonspor'da da oynadı. Evet, Mehmet Yılmaz vardı. Ona da selam olsun. Mehmet Yılmaz'a ikili mücadele mümkün değil, kimse giremez. Çok geniş. O kadar geniş, omuzlu, kuvvetli bir oyuncu. Ben artık Mehmet abiyle, Mehmet Yılmaz'la ikili mücadeleye devamlı giriyorum ve devamlı yıkılıyor. Ve bana sinir olmaya başladı. Ondan sonra zaten Fuat Hoca oh çekti ve beni kazandığını dile getirmişti. Sanki şöyle bir şey var. Fiziğiniz stoper fiziği ama ruhunuz biraz 10 numara ruhu gibi futbol için. Ya şöyle tabii dışarıda insanlar pek bunu anlamıyor. Yetiştiğim aile, zor şartlarda yetişmem. Bütün bunlar benim için etkin roldü. Ailemin beni yetiştirme tarzı, yetiştiğim yer. Bir de ben duygusal bir insanım açıkçası. Yardım yapmayı seven bir insanım. Yanımdakinin daha iyi olmasını isteyen bir insanım. Ruhumda o var. Her zaman doğrunun peşinde koştum. Her zaman iyi olmaya çalıştım. Zaten doğru bir tane. Hayatta hep yanlışlar vardır.
Ama seçtiğim yoldan hiçbir zaman şikayetçi olmadım. Bu beni daha fazla mutlu ediyor. Murat Hoca diyor ki naif bir insan diyor. Çok düzgün bir insan diyor. Çok güzel bir şey. Yani zaaf olarak söyledi ama tabii bu tırnak içerisinde söyledi. İnsanın böyle bir zaafı olsa, zaafsa eğer öyle olsun. Peki bu size zarar verdi mi sizce? Ya tabii ki zarar vermedi değil. Çünkü futbol dünyası çok acımasız bir dünya. Evet, zarar vermedi değil. Tabii ki zarar verdi ama hiç önemli değil. Önemli olan futbol içerisinde tamam bana zarar vermiş olabilir belki ama futbol dünyasında da senin ifade ettiğin gibi bu geniş ailede yer alabilmek, sürekli arz etmek, sürekli burada bulunmak bu sizin naifliğinizden, kişiliğinizden, karakterinizden, dürüstlüğünüzden kaynaklanıyor. Bu da önemli. Futbol sadece futbol değildir. Sizin kişiliğiniz de, kimliğiniz de çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü futboldan sonra da futbol ailesiyle, futbol adamlarıyla, spor kamuoyuyla oturup konuşabiliyorsanız, görüşebiliyorsanız, toplumda yeriniz varsa, camiada bir yeriniz varsa çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hepimiz futbol ailesi için, futbola katkı sunabilmek için herkesin küçük bir ortak noktası olduğu zaman ve bu ortak noktada her insanın bir şeyler verebilme kıymeti ve düşüncesi önemli diye düşünüyorum. Kesinlikle. Peki hiçbir şunu da sormadan geçmek istemiyorum. Hani o faul yapılıyor, gelişmeniz için sonrasında A takımlara çıktığınızda iç takım arkadaşlarınız şikayetçi oldu mu sizden? Daha sert olsaydın Gökhan şeklinde. Zaman zaman oldu. Evet. Zaman zaman oldu. Ama çoğu zaman özellikle gençlik döneminde çok kontrolsüz oynadığım oyunlar oldu. Çünkü tecrübesizlik ve deneyimsizlikten dolayı her topa, hava topuna çıkmak istiyorsunuz. Her topu almak istiyorsunuz. İlk müdahaleyi yapmak istiyorsunuz. Taraftara, camiaya, arkadaşlarınıza, hocanıza karşı kendinizi ispat etmek istiyorsunuz. Doğal olarak da bu tecrübesizlik ve deneyimsizlik hırsınıza yenik düştüğünüz zaman kendinize zarar verebiliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de Beşiktaş'ta oynarken özellikle Bursaspor karşılaşmasında 3-1 öndeyiz. Dakika 90, maç bitecek. Tecrübeli bir stoper orta sahada hava topuna çıkmaz. Bekler rakibin vurmamasını, topun arkaya düşüp diğer takım arkadaşınız topu alıp tekrardan oyun kurmasını düşünür. Ki bu tecrübeli ve deneyimli oyuncuların yapabileceği bir şey diyebilirim. O esnada ben de tabii taraftar hırslı, galip gelmişsiniz, son dakikalar. Ben de son saniye bile olsa çıkıp vurmak istiyorum. Her topu. Her topu vuran Gökhan, her topu alan kişi. İşte öyle değil. O anda da Sinan Kalaoğlu. Ben hava topuna çıkıyorum. Hafif bir havada şarj, kontrolümü kaybediyorum. Ve ilk sakatlıklarımdan bir tanesi de oydu. Bu arada Sinan kardeşimize selamlar olsun. Sinan Kalaoğlu'nu da geleceğiz. Sakatlık konusuna da geleceğiz. Ama önce daha önemli zaten program başında kariyerin kırılma anı olarak, anlarından birisi olarak telaffuz ettiğiniz Beşiktaş'a transferiniz var. 2003-2004 sezonu. Bu arada çok ilginç bir detay. Beşiktaş efsaneleri Metin Ali Feyyaz'ın üçüyle birlikte, abilerimizin üçüyle birlikte çalışmış olma şansına da sahipsiniz. Beşiktaş'ın teklifini ilk aslında duyduğunuz anda anlattınız programın girişinde. Beşiktaş'a giderken hayalleriniz neydi? Önünüzde 2002-2003 sezonunda şampiyon olmuş, 100. yılında şampiyon olmuş, Ronaldo, Zago gibi çok iyi stoperlerin olduğu bir kadroda var. Tabii bir kere böyle bir teklif almak, büyük bir camiadan onur verici. Yani hayallerinizin ötesinde bir şey. Bunu kabul etmek lazım. Bu çok kıymetli ve değerli bir şey. 20-21 yaşında gencecik bir insansınız. Ama her zaman hayallerimde şu vardı. Ben Hatay Spor'da oynarken, altyapıda. İlhan Palut benim takım arkadaşım ve o da arkadaşımdı. İlhan iyi bilirdi aslında, İlhan Hoca. Devamlı onunla sohbet ederdik. Hep söylerdi bana, üç büyüklere gideceksin. Sende bu potansiyel var diye. O zamanlarda şunu söylüyordum. İşte geleceğin Alpay Özalan'ı. Şunu onu yakıştırmaya çalışıyorlardı o dönemde. Ben de gencecik 15-16 yaşlarında altyapıda çıkan bir oyuncuydum. Ama hedeflerim, hayallerim vardı. Büyük takımlarda oynamak, üç büyüklerde oynayacağım diyordum. O şekilde hep bir hayallerim vardı. Beşiktaş'a geldiğiniz zaman o hayallerinizi gerçekleştirmek, hedeflerinize ulaşmak. Bu arada düşünebiliyor musunuz? 100. yıl şampiyonu. Lucescu, evet. Ahmet Dursun, İlhan Marsız, Tümer Metin, Zago, Ronaldo. Birbirinden kıymetli. Cunti, Tayfur Avuç, İbrahim Üzülmez.
birbirinden değerli, kıymetli, önemli oyuncular ve o tesislerin içerisine gidiyorsunuz. İlk adım attım. Tüm takım arkadaşlarımı görüyorum. Hakikaten hani heyecandan ne diyeceğimi bilemiyorum o esnada. Hani sarılmak istiyorum. Bir an önce onlarla sohbet etmek istiyorum. Kendinizi kıymetli ve değerli hissediyorsunuz. Hatay'dan İstanbul'a, Hatay Spor'dan Beşiktaş'a kadar uzanan o yolda orada olmak, o futbolcuların içerisinde olmak, Lücescu gibi büyük bir devle çalışmak çok önemliydi. Oradan zaten o 13 Temmuz 2003 Hürriyet gazetesi İsmail Er'in haberi. Dünyanın en ünlü kulüplerinden teklif alsaydım yine de Beşiktaş'a gelirdim. Çünkü Lücescu'nun benim için söylediklerini ve gösterdiği ilgiyi hiç unutmadım. Bu arada bir de Beşiktaşlı tarafım vardı. Buraya bir parantez açıyorum. Teklif alır almaz koşup geldim. Büyük takımın havası bambaşka. İdmanları bile heyecan yaratıyor. İnsanın eli ayağı adeta titriyor. Ama profesyonel bir futbolcu olduğuma göre tüm sorunları aşacağım ve uyum sürecini hiç uzatmadan atlatacağım. Beşiktaş forması beklenenden önce giyeceğim demişsiniz. İlk sezon çok tabii gençlik, tecrübesizlik, 4 kez forma giyme şansı, ikisi Türkiye Kupası. Beşiktaş'a yatkınlık, yani şöyle. Fuat Yaman da bir Beşiktaş oyuncusu. Ali Gültiken de eski. Metin Hoca. Metin Hoca Çanakkale'de. Beyaz Hoca. Üçü de dört saydığımız isim de birbirinden değerli Beşiktaş sembolleri. Hatta Hürser Tekin Oktay. Evet. O da vardı Çanakkale'de hocam. O da Beşiktaş'tı. Çocukken Beşiktaşlı mıydınız, Galatasaraylı mıydınız? Çocukken Galatasaraylıydım. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Beni ben yapan Beşiktaş. Bunu inkar edemem. Hem taraftarı hem camiası benim için çok kıymetli. Çok değerli. Hayatımda çok değerli. Bugünlere gelmemde, Gökhan olmamda büyük paylardan bir tanesi de Beşiktaş camiasının. Bunu inkar etmem. Bana yakışık olmaz ve doğru olmaz. Doğruları söylemek, dürüst olmak her zaman güzel bir şeydir. Tabii ki profesyonel insanlarız. Tabii ki ekmeğimizi profesyonel olarak devam ettirmek zorundayız. Bakmakla yükümlü olduğumuz insanlar var. Geleceğimiz ve hayatımız var. Ama söylemlerimde asla geri adım atmıyorum. Ve her zaman bunu söylemekten de onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Beni ben yapan Beşiktaş camiasına çok teşekkür ediyorum. Büyük bir camiden, bir başka büyük camiye bana kapısını açan, tam bitti dendiği anda beni bugünlere ve kariyerim açısından büyük başarılar, şampiyonluklar elde ettiğim bir Galatasaray camiası oldu. Beni oraya kazandıran Haldun Üstün'e çok teşekkür ediyorum. Şunu söyleyeyim. Benim rahmetli babam Fenerbahçeliydi. Rahmetli babam engelliydi. Babamın kuzeni bedensel engelliydi. Babamın kuzeni de fanatik Beşiktaşlı. Bütün posterler falan var. Eskiden aynı evde kalıyorduk. Babamgiller ve amcaları. Büyük bir aileydik. Zor şartlarda ama birbirlerini çok seviyordu. Babam da kuzenini, bedensel engelli olan kuzenini gerçekten çok seviyor. Benim ismim Gökhan. Gökhan Keskin'den geliyor aslında. Benim babam kuzenini çok sevdiği için, ona da değer verdiği için ismini ona bıraktı, ismimi. Gökhan Keskin'den geldi. İsmim Gökhan olduk. Dediğim gibi ama babam fanatik Fenerbahçeli. Rahmetli. Bize bakan da amcam geldi. Öz amcam. O da fanatik Galatasaraylı. Bize baktığı için, yeğenlerini de sevdiği için engelli bir insandan işte çocuklar oldu. Öyle olunca o aile mutlu oluyor. Hani babamın devamı, sağlıklı bir birey yetişti. Amcamlar, işte o yüzden amcam beni çok sevdi. Yeğenlerini çok sevdi ve sahip çıktı abisinden dolayı. Ve ben o zaman işte amcamlarla birlikte ve bizi sevdiği için devamlı işte top oynuyoruz, ediyoruz. Galatasaraylılık o zamandan beri aşılandı bende. Tabii ama profesyonel hayat dediğim gibi o başka. Alkoy'u daha çok seviyordunuz, Stumfu mu? En sevdiğiniz Galatasaraylı futbolcu kimdi? Prekazi. Vallahi Prekazi, Stumfu, o isimler bambaşka. Yani çocukluğumuzun hayalleri Simović, evet. Kaleci, o isimleri duymak bile heyecan vericiydi. Tanju Çolak. Bu Beşiktaş olayında şöyle noktalayalım. Rahmetli babam, kuzenini sevdiği için bedensel engel, o da Beşiktaşlı olduğu için ismim oradan geldi. Rahmetli olmadan önce de ben Çanakkale Dardanspor'da oynarken Allah oğluma Beşiktaş forması giymeyi nasip etsin demiş.
aileme, annemlere ve herkese. Ben bunu sonradan tabii ki duyuyorum. Ve ben Darden olayından Beşiktaş'a transfer oluyorum. Beşiktaş'lık yanı oradan geliyor. Lücescu'yla ben Çanakkale'de şöyle bir anımız oldu Lücescu'yla. Onu es geçmek istemiyorum. Lücescu Galatasaray'dayken şampiyon yaptığı sezon Ankara Gücü maçı. Çok iyi hatırlıyorum. Ali Sami Yen stadında. Beni davet etti. Menajerimle birlikte İstanbul'da protokolde yerimi aldım. Yanında eşi ve abisi vardı Lücescu'nun. Onlarla birlikte maçı izliyoruz. Maç biter bitmez Lücescu'nun evine gittik. Sağ olsun evinde bizi ağırladı. Ben 19 yaşındayım. Beni Galatasaray'a istediğini, benimle çalışmak istediğini dile getirdi. Hakikaten benim için çok onur ve gurur verici bir şey Lücescu'nun evinde. Hem davetlisiniz Galatasaray stadında. Ve daha sonra o sezon olmadı. Bir sonraki sezon Beşiktaş'a gidiyor. Ve Beşiktaş'ta yollarımız geçiyor. Beni Beşiktaş'a istiyor ve orada Lücescu'yla böyle bir anımız güzel oldu. Güzel bir hikaye olmuş. Beşiktaş'taki ilk lig maçı da çok enteresan bir maç aslında. 25 Ocak 2004'teki o Beşiktaş'ın hükmen mağlup olduğu kırmızı kartlar dolayısıyla değil mi? Sonradan oyuna giriyorsunuz. Bundan daha garip maç yaşadınız mı kariyerinizde ve nasıl bir his? Yani girdiğiniz maç aslında maçlıktan da çıkmış ve genç bir futbolcusunuz. Beşiktaş formasında giydiğiniz ilk maçlardan biri. Evet, ilk maçlardan biri. Zaten o maçı tüm spor kamuoyunun takdirine bırakmak gerek. Ama hiçbir zaman tasvip ettiğim bir durum değil. Ne anlamda? Bir futbolcu kimliğimle, şu anda bir spor adamı kimliğimle, bir antrenör kimliğimle şunu söyleyebilirim. Daha kontrollü olmak gerek. Çünkü şampiyonluğa giden yolda sizleri provoke edebilecek bir sürü olaylarla karşılaşabilirsiniz. Bu da sadece fiziksel olarak değil, mental olarak da hazır olmak gerektiğini düşünüyorum. Tabii o zaman abilerimizin, o zamanki oyuncuların hangi ruh hallerini düşündüğünü bilmek zor. Ama benim oyuna o andaki girmem, o şekilde o kariyer başlangıcı yapmak tabii ki şanssızlık. Kolay değil. Zago gibi, Ronaldo gibi, Emre Aşık gibi, Ahmet Yıldırım gibi çok değerli oyuncular var. Kalede Cordoba var, İbrahim Üzülmez, Kaan Dobra, önünüzde Junti gibi önemli oyunculara sahipsiniz. Onlarla oynamak, onlardan o sıranın size gelmesi çok kolay değil. Daha sonra zaten Antep'e kiralık olarak gitmiştim. Ama Beşiktaş'la ilk maçım hazırlık maçıydı. Hazırlık. Hatırlarsınız. Hollanda takımı mıydı? Kime karşı oynadığımı hatırlamıyorum ama şey maçıydı. Jübile maçı, Gökhan Keskin. İsmim Gökhan Keskin'den geliyor. İlk maçım Jübile maçı, Gökhan Keskin oyundan çıkıyor. Bir Gökhan, diğer Gökhan giriyor oyuna ve benim doğum günüm. İlginç, çok güzel bir tesadüf olmuş. Şimdi Gaziantep'e 2004-2005 sezonunda kiralık olarak gidiyorsunuz ama şimdi duygusal bir yanınız var. Büyük takıma geldiğinizde ne kadar mutlu olduğunuzu söylediniz biraz önce. Şimdi yeniden bir Anadolu'ya çıkış var ama tabii ki bu bir sizi kaygılandırdı mı? Ya gidip de dönmemek var. Nice genç futbolcu çünkü Anadolu'ya gitti. Yeniden büyük takıma dönüşü kiralık olsa da zor. Ve de aynen. Beşiktaş'ın da aslında çok şey dönem, sirkülasyon çok fazla olduğu bir döneme de girmiş Beşiktaş Lücescu sonrası. Çok da güzel ifade ettin. Büyük camiada oynayıp Anadolu takımına gidip tekrardan dönebilen ender futbolculardan birisi oldum. Bunu kim yaptı, başardı? Arda Turan herhalde bir Manisa yaptı, Manisa. Gitti geldi. Başka kimse var mı? Bir iki oyuncu daha sayabiliriz belki. Ama onun dışında Anadolu'ya gidip büyük camiye tekrar geri gelmek kolay değildi. Tutunamıyordunuz. Evet. Devamlı kulüp geziyordunuz. Şunu söyleyebilirim. O zaman ben ağlamıştım. Erdil Arpacı, kulübün genel menajeri, beni odasına çağırdı. İbrahim Toraman'la takas olacağız. Evet. İbrahim Toraman bonservis bedeli ödeniyor. Ve aynı zamanda kiralık gideceğim. Bir sezon oynayacağım. Erdil Arpacı dedi ki seni verdik dedi. Ben ağlamaya başladım odada. Çünkü hayallerimi gerçekleştirememenin üzüntüsünü yaşıyordum. İçimde bir hırs, içimde bir hedef ve o camiada tutunabilmek ve Gökhan Zan ismini ülke futboluna hissettirmek istiyordum. Bunu başarmak istiyordum. Ve ağlamaya başladım. Odadan çıktım, odama geçtim. Hışkır hışkır ağlıyorum.
ne yapacağımı düşünüyorum. Ve Antep'e gittim. Halbuki benim için de kırılma anlarından bir tanesiydi. Çünkü çok iyi bir sezon geçirdim. Çok deneyimli oyuncularla oynadım. Önemli oyuncular vardı. O zaman Celal Doğan vardı başkan. Yaklaşık 30 küsür maç oynamıştım. Ve tekrardan Beşiktaş'a dönüşüm oldu. Beşiktaş'a dönüşünüz oldu. İki Türkiye Kupası'nın ardından sonunda beklenen şampiyonluğu 31 Mayıs 2009'da Beşiktaş ilan etti. Aynı yıl Türkiye Kupası'nı da kazanıyorsunuz. Unutulmaz bir sezon Beşiktaşlar için. Şampiyonluk maçında da takımın kaptanı Gökhan Zan. Görüntülerimiz var. Kanzan ve Şampiyonluk Kupası. Toplam 3 şampiyonluğunuz var kariyerinizde. Değil mi? Evet, 3,5 diyelim. 3,5 şampiyonluk var yani kariyerinizde. Aslında. Bu şampiyonluklarda en çok sizi bireysel olarak tatmin eden hangisi? Ben bu şampiyonlukta çok katkı verdim dediğiniz. Bence hepsinde her oyuncunun katkısı olur ya. Ben öyle düşünüyorum. Hani sadece devamlı, sürekli oynamak değil, orada o aidiyet duygusunu kazandırmak, oynamayan oyuncu arkadaşınızı motive etmek, dışarıdan destekleyebilmek. O bile önemli. O bile çok önemli ve çok kıymetli. Çünkü 25 tane oyuncu var ve hoca 11 seçecek. O hafta oynayabilirsiniz, oynamayabilirsiniz. Ama saha içerisindeki, saha dışarısındaki tavrınız, aidiyet duygunuz, birliktelik, bu çok daha kıymetli. Sizi başarıya götüren aslında odur. Ben hem Beşiktaş'ta hem Galatasaray'da elimden geldiğince en iyisini yapmaya çalıştım. En iyisi olmadım ama en iyisini yapmaya çalıştım. Benden çok daha iyileri oldu. Daha iyisini yapmak ister miydim? Yapmak isterdim. Ama katkım olduğu için de bir nebze bile olsa bu iki çok değerli camianın bir parçası olmak benim için her zaman bir onur ve gururdu. Şimdi takım arkadaşlarınızdan birisi, o omuz omuza verdiğiniz, soyunma odasında da omuz omuza verdiğiniz arkadaşlarınızdan birisi var sırada. Gökhan sahaya çıktığında elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan, takım için her şeyine sahaya yansıtan, savaşçı, iyi bir defans oyuncusuydu. Sağlığı sıhhati yerinde olduğunda, sakatlık yaşamadığında takıma ciddi anlamda katkı veren, iyi bir takım oyuncusu olduğunu söyleyebilirim. Gökhan bize çok iyi işler imza attı. Beşiktaş forması altında özellikle şampiyon olduğumuz sezonda ciddi katkıların olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bizden daha sonra Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray forması altında bazı maçlarda, önemli maçlarda ciddi performans ortaya koyduğunu söyleyebilirim. Orada başarılı oldu. Milli takımda forma giydi. Gökhan saha içerisinde olduğu gibi saha dışında da son derece olumlu, pozitif, iyi niyetli, iyi bir insan olduğunu düşünüyorum her zaman. Gökhan'ı uzun zamandır görmüyorum. En son A lisans kursunda denk gelmiştik. Antrenörlük kursunda. Orada konuştuğumuzda yine hedeflerinin olduğunu söylemişti. Umuyorum ki inşallah bu hedeflerini gerçekleştirir. Ona tüm hayatında başarılar diliyorum. Gökhan Zan, kimle konuşsam herkes olumlu, iyi niyetli, yardımsever. İşte Fuat Hoca'yı da dinledik. Çok önemli meziyetler zannediyorum. Ve Beşiktaş'ta maceraya da son nokta konuluyor beklenmedik bir şekilde. Hemen haberin tarihine de bakayım. 22 Haziran 2009 tarihli bir İHA haberi. İrfan 25 imzalı. Beşiktaş şokta, Gökhan Galatasaray'da. Şok olacak bir durum var mıydı? Yani orada şöyle bir açıklama yapmışsınız. Başka takımdan teklif aldın mı? Neden Galatasaray'ı tercih ettin sorularına Gökhan Zan, tabii ki vardı. Avrupa'dan da teklif aldım. Galatasaray'ı tercih etme sebebim benimle yakından ilgilenmeleri ve Galatasaray isminin büyük olmasıydı. Avrupa'da önemli başarılara sahip olan bir takıma gelmek çok önemliydi. Artık geriye bakmamak lazım. Biraz heyecanlıyım açıkçası diyorsunuz. Neden Beşiktaş'tan ayrıldınız? Neden sizle sözleşme yenilemediler? Şampiyon takımın şampiyonluk maçında kaptanı olarak. Şöyle, ben Beşiktaş'ta geçirdiğim 5+1 sezon ve bir sezon kiralık olarak son sezon özellikle en iyi sezonlarımdan, kariyerlerinden bir tanesi diyebilirdim. Ve kaptan oldum Mustafa Denizli dönemi. Evet.
çifte şampiyonlukla taçlandırmıştık. Ondan önce Türkiye Kupası ve Süper Kupa da kazandım Beşiktaş'ta. Önemli başarılar elde ettim. Tabii benim sözleşmem 1+1'di. Bu sözleşme Yıldırım Demirören ofisinde rahmetli babasıyla birlikte oturduk, sohbet ettik. Menajerim olmasına rağmen o gün menajerimin bana tazminat davası açabilecekken ben menajersiz bir şekilde başkanın sözüne inanarak ve takımın en az ücrete imza atan kişi oldum. Çok da komik rakamlara imza attım. Çünkü beni ben yapan, beni bugünlere getiren, bana kaptanlık veren bir camiaya karşı dürüst olmam ve onlara karşı da olan aidiyet duygumu, benliğimi ispat etmem gerekiyordu. Çünkü ben bana verilen saygıyı, bana verilen değeri karşılığını vermek isteyen bir insanım her zaman. Ve bu şekilde hareket ettim. Karşıma menajerimi de alarak ve bana tazminat davası açacakken tek başıma gittim. Ve hiçbir pazarlık söz konusu olmadan 1 dakika sürdü sadece. Ve en komik, en az ücrete imza attım. İmzayı attım, çıktım gittim. 1+1 bitti. Ve +1 opsiyonu. Yanılmıyorsam 31 Mayıs'ta bitiyordu galiba ligler o sezon. 15 Mayıs ile 31 Mayıs arası, yani son 2 hafta kala lige federasyona bildirip +1'in opsiyonun devam etmesi adına muhtemelen unutuluyor olabilir. Ben öyle düşünüyorum. En iyi geçirdiğim sezon. Ve daha sonra ben milli takıma gidiyorum. Fransa'da 6 Haziran'da maçımız var. 5 ya da 6 Haziran'da. 1 Haziran itibariyle benim mukavelem fes oluyor +1. Unutuluyor çünkü yok. Ben 1, 2, 3, 4, 5, 6 milli takıma kadar bekledim. Yok. Kulübün o zaman, kulübün menajerlerini arıyorum. Ne oldu, ne bitti? Herhangi hiçbir şey yok. Uzatılmamış. Bakıyorum federasyon sitesinde. Serbest oyuncu. Serbest oyuncu statüsündesin. Döndüm milli takımdan. Hala benim durumun, akıbetim ne oldu belli değil. Ve hala haber bekliyorum ben Beşiktaş'tan. Gene bir şey yok. Artık önüme bakmak zorundayım. Haziran'ın ortasına geldik. Kulüpler kampa başlayacak. Ve hala ben ortada yokum. Ben tatildeyim. Telefonlar çaldı. Rıdvan Dilmen hocamız beni aradı. Gökhan dedi, Fenerbahçe için dedi. Benden haber bekle dedi. Bir sohbetimiz oldu. O zaman Aykut Hoca, Aykut Kocaman sportif direktördü. Evet. Daum hocaydı. Daum'un o zaman Fenerbahçe ile sıkıntıları vardı. O sezon gidiyordu fakat biraz geç gitmişti. Daha sonra gelmişti, Aykut Hoca gelmişti. Öyle bir süreç vardı Fenerbahçe adına, beni aramıştı. Blackburn Rovers genel menajeri geldi İstanbul'a kadar benimle görüşmeye. 1 ile 4 yıl arası mukavele önerdi. Galatasaray'da başkanımız o zaman Adnan Polat döneminde benim için şu ana kadar çalıştığım yöneticilerin arasında en değerlisi diyebilirim. En kıymetlisi diyebilirim Haldun Üstünel. Benim için apayrı bir yeri var. Çok sevdiğim, çok saygı duyduğum bir isim. Benimle gerçekten çok yakından ilgilendi. Çok samimi duygular. Sabahın altısında bile beni arıyordu. Her gün beni arıyordu. Zaten ben babam için o zaman o Beşiktaşlılık oradan geldi. Fakat benim çocukluğumu aşkı olan da Galatasaray'a imza atmamda en büyük rollerden bir tanesi de oydu. Gelen teklifler evet vardı. Fenerbahçe, Blackburn Rovers ve diğer takımlar, başka takımlar vardı. O Galatasaraylık ruhunu bana hatırlatan, yakından ilgilenen, o zaman Rekard dönemi vardı. O temas, o sıcaklık, o dürüstlük, size karşı olan bakış açıları, gerçekten vazgeçmemeleri, benim de içimde yatan, ruhumda yatan. Tabii onlar birlikte örtüşünce çok daha kıymetli ve güzel oldu. Ama ben ayrılışımda da her zaman da şunu söyledim. Ha ben bu arada onu söyleyeyim. Florya'dan içeri giriyorum. Telefonum çaldı. Yıldırım Bey'in asistanı beni arıyor. Başkanım sizinle görüşmek istiyor dedi. Görüşebiliriz. Şifayen bana bir şey söyleyebilir misiniz dediler bana. Ya şifayen olur mu ya? Yani ben en az ücrete oynayan ve sonuna kadar bekleyen, haber bekleyen
Ben bunu Haldun üstünden söyledim, şunu söyledim. Haldun abi çok teşekkür ederim ama dedim, ilk önce dedim, Beşiktaş'tan haber bekliyorum dedim. Çünkü beni ben yapan, bugünlere getiren Beşiktaş'tır. Onu ben Haldun Bey'e söyledim o dönemde. Çünkü bana kaptanlık verilmiş. Evet. O aidiyet duygusu kazanmışım. Bu benim için kıymetliydi. Bana Haldun abi şu sözü kullandı. Senin bu sözünden dolayı, bu duruşundan dolayı seni daha çok istiyoruz dedi. Ve senden haber bekliyoruz sonuna kadar. Düşüncene çok büyük saygı duyuyorum. Ve bu güzel düşünce için de sana bir kez daha hayranlık duydum. Ve seni bu takımda görmek istiyorum. Hani bu düşüncesi bile benim için çok kıymetliydi. Ve o esnada gittik. Şifayen benden bir rakam istediler. Ben öyle bir şey söylemedim tabii. Ve ondan sonra zaten televizyonlarda, ekranlarda milyon eurolar istedi falan denmeye başladı. Tabii Beşiktaş camiası buna inanmadı zaten. Taraftar da inanmadı. Ben Galatasaray forması altında giydiğim zaman da İnönü Stadı'nda hiçbir zaman herhangi bir ufak serzeniş bile olmadı. Ben hem Beşiktaş taraftarının camiasını hem çok kıymetli Galatasaray taraftarının camiasını gerçekten gönülden çok seviyorum. Ve her zaman gönlümde ayrı yerler olacak. Kariyerinizde verdiğiniz en iyi karar hangisiydi? Kısa bir cevap. Galatasaray'a gitmek. En kötü karar hangisiydi? Yok. Evet, güzel soru. Çok kulüp gezmediğiniz için belki. Ya hiçbir keşkelerle yaşamadım biliyor musunuz? Hiçbir zaman keşkem olsun istemedim yani. Birçok Galatasaraylı'nın keşke içinde olsaydım diyeceği bir anın ya da enstantenin görüntüsü var. Birlikte seyredelim. 12 Mayıs 2012. Şampiyon Kimambo. Herkese nasibi olmayacak bir şampiyonluk öyküsü. Kadıköy'de karanlıkta kaldırılan kupa 12 Mayıs 2012. Futbol sahasında bundan daha mutlu olduğunuz bir an var mı? En mutlu anlardan bir tanesi diyebilirim. Galatasaray'da yaşadığım sayısız başarılar elde ettim. Bunlardan bir tanesi de Fenerbahçe Stadı'nda futbolcu olarak kupa kaldırmak. Çünkü hem Galatasaray hem Fenerbahçe derbisi dünyada önemli bir yer edinen bir derbi olduğu için... Her zaman ezeli rakabette olan, dünyanın gıpta bile izlediği, taraftarın izlediği bir derbi olduğu için böyle bir statta Galatasaray formasıyla Fenerbahçe'nin stadında kupa kaldırmak herkese nasip olmaz. Bu çok kıymetliydi, çok özeldi ve güzeldi. Kariyerinizde oynadığınız en stresli maç hangisiydi? Bu maçın ikinci yarısında oyuna giriyorsunuz ve çok büyük takımlara da karşı Şampiyonlar Ligi'ne geleceğiz biraz sonra. Yani Ronaldo'larla işte Tevez'lerle mücadele etmişliğiniz var ama en çok strese girdiğiniz maç hangisi? Ben şöyleydim, strese hiçbir zaman girmezdim. Bu, özellikle bu maçta hiç stres kimse olmadı. Enteresan o ki herkes çok soğukkanlıydı, herkes inanılmaz hazırlanmıştı. Ve inancımız çok yüksekti. O zaman sezonu biz 9 puanla kapatmıştık, evet, sanırım. 9 puan. Önde kapatmıştık. Onun verdiği rahatlık, sezon boyunca gösterilen performans, tecrübeli oyunculardan kurulu olan bir takım. Öyle bir stres yoktu ama şunu söyleyebilirim. Motive olmadığım, konsantre olmadığım her maç benim için zor oluyordu. Var mı öyle bir maç aklınızda? Ya, tabii ki çok stres maç, yok. çok maç var. Hani stres anlamında değil de motive olmadığınız, konsantre olmadığımız bir sürü maç oluyor tabii ki hayatımızda. Öğrencinin sınava hazırlanmadığı sınavlarda, evet, gerginlik yaşaması gibi. Şimdi 11 Aralık 2013. Futbol tarihinin en ilginç karşılaşmalarından birisinin sonu. Juventus'u yeniyor Galatasaray, gruptan çıkıyor ve Gökhan Zan bayağı hırslı. Galatasaray taraftarı arkamızda olduğu müddetçe bu atmosferi tekrar yaşatacağımızı ve Avrupa Fatihi olduğumuzu tekrardan herkese hatırlatacağımızı, bütün dünyaya hatırlatacağımızı söylemiştim. 16'ya kaldığımız için çok mutluyuz. Eğer boğulacaksak da büyük okunursa büyük denizde boğulalım. Biz UEFA takımı değil, Şampiyonlar Ligi takımıyız. Biz aslanlar gibi bugüne kadar geldik. İkinci defa üst üste son 16'ya kaldık. Elimizden gelen en iyisini yapmaya da çalışacağız. Biz büyük takımız. Herkese buradan bütün İtalyanlara da sesleniyorum. Galatasaray bu grubun en önemli takımlarından bir tanesi. Bize şans vermeyenler için de tekrar sesleniyorum. Galatasaray Avrupa Fatihidir. Galatasaray'ı diğer büyüklerden ayıran en önemli özelliği ne sizce? Bir Galatasaraylı olarak. Avrupa'da devamlı boy göstermesi, oradaki başarıları, çocuklukta izlediğim özellikle o Avrupa Şampiyonası
serüvende olan maçlar, Monaco maçı, Neuchâtel maçı, Leeds United maçı, işte Arsenal maçı, o giden yoldaki olan maçlar. Galatasaray'ın isminin zaten devamlı Avrupa'da bir büyük olması ve orada boy göstermesi diğer kulüplerden ayıran en büyük faktör diyebilirim. Bu röportajda büyük bir gurur da var. Kendinizle en çok ne zaman gurur duydunuz? Milli takım. Kariyerinizin en iyi maçı hangisiydi? Juventus, Real Madrid. Real Madrid maçından da görüntülerimiz var. O da girecek. Birlikte oynadığınız en iyi futbolcu kimdi? Sayısız oyuncular var. Beşiktaş'ta İbrahim Toraman, Galatasaray'da Selçuk İnan, Türk oyuncular olarak söyleyebilirim. Yabancılarda Drogba. Gözünüzü kapattınız. Kariyerinizde hangi maça gidiyorsunuz? Real Madrid. Real Madrid'de sizin en büyük zaafınız sizce neydi stoper olarak? Çok tecrübeli, genç yaşlarda çok tecrübeli oyuncularla oynamamam benim gelişimimde biraz frenledi diyebilirim açıkçası. Çok daha tecrübeli oyuncularla oynamış olsaydım çok daha iyi bir noktaya gelebilirdim. Bu Real Madrid maçında birlikte oynadığınız bir takım arkadaşınız, bir genç takım arkadaşınız var sırada ve bakın sizin için ne diyor. Kadıköy'de şampiyon olduğumuz dönemi söyleyebilirim. Her ne kadar Gökhan abiyle başlamasak da birlikte sahada ama birlikte bitirdik o karşılaşmayı. Bir diğeri Juventus karşılaşması, 1-0 kazandığımız karlı bir gün ortasıydı. Bir diğeri de 3-2 kazandığımız Real Madrid karşılaşması. Ve asıl benim için en önemlisi henüz 20 yaşında olmama rağmen bir kupa maçı oynayacaktık. Artık düdük çalmadan önce Gökhan abi yanıma geldi. Her ne kadar tecrübeli, statüsünü aşmış bir stoper mevkisinde oynayan oyuncu olmasına rağmen, ben henüz 20 yaşında olmama rağmen gelip bana sen artık tecrübeli statüsünde bir oyuncusun, yaşının ne olduğunu aldırma. Artık sahada uzun süre oynadığın için senin bana uyarılarda bulunman gerekecek ve senin beni yönlendirmen gerekecek dediğini dün gibi hatırlarım. Ve bu bana çok şey kattı. Gönlü güzel insana, değerli insana teşekkür etmek isterim. Seni çok seviyorum abicim. Görüşmek üzere. İyi bak kendine. Çok önemli bir jeste bulunmuşsunuz. İnandığınız bir genç takım arkadaşınız zannediyorum. Size böyle yüreklendirici şeyler söyleyen oldu mu peki gençken? İşte bana olmadığı için ve her zaman şunu yayının başında da söylemiştim. Benden çok karşıdaki insana bir şeyler verebilmeyi seven bir insanım. Ben bundan bunu yaptığım zaman daha doğrusu çok mutlu olabilen bir insanım. Bu yaptığım şey de aslında Semih'e bunlardan bir tanesiydi. Semih'i ben çok severim. Bence Galatasaray altyapısında yetişmiş, pırıl pırıl. Galatasaray camiasını temsil etmiş, kalbinden çıkmış öz evladı olarak. Hem kişiliğiyle, hem karakteriyle, hem beyefendiyle, hem bir aile çocuğu olarak bence hem Galatasaray'ı da hem spor kamuoyunu çok iyi temsil eden bir arkadaşımız. O da benim gibi futbolu erken yaşta bıraktı. Ama tecrübesiyle, kişiliğiyle, karakteriyle uzun yıllar futbola hizmet edebilecek bir insan. Ben o güzel düşünceleri için çok teşekkür ediyorum. Aynı düşünceleri de ben de kendisine sevgilerimi iletiyorum. Çok sevdiğim bir kardeşim. Ama o sözleri evet çok iyi hatırlıyorum ben de. Semih oynamaya başladı ve ondan sonra oynayacak. Bunu görüyorum. Benim sakatlandığım maçtan sonra Semih oynadı ve o formayı aldı. Ve ondan sonra devam etti. Bana düşen görev de bir genç oyuncuya dokunabilmek, onu motive edebilmek. Dedim ya, aidiyet duygusu çok önemli. Sadece sahada ilk 11 sahaya çıkmak değil, oyuncuyu da hazırlayabilmek, perde arkasındaki olaylar da çok kıymetli. Biz o zaman öyle bir takımdık. Şampiyonluklarda sadece devamlı 90 dakika sahada oynamak değil, oynayan oyuncuyu da motive etmek, o bile çok önemli bir katkı diye düşünüyorum. Semih Kaya'yla, sevgili Semih Kaya'yla birlikte
mücadele ettiğiniz futbolculardan bazıları zaten Juventus ve Real Madrid adı üstünde yıldızlarla dolu takımlar. En çok kim zorladı sizi futbol kariyerinizde forvet? Fatih Tekke. Fatih Tekke. Cristiano Ronaldo'dan fazla mı? Açıkçası şöyle şimdi Cristiano Ronaldo zaten dünyanın konuşmaya bile gerek yok. O maçta iyi oynadığım için çok, çok da güzel bir maçtı benim adıma. Hem Semih hem ben Tevez'e karşı, Llorente'ye karşı, Benzema'ya karşı, Ronaldo'ya karşı çok da iyi bir maç çıkardım. İyi çıkardığımız bir maçta zorladı demek hani doğru olmaz. Tabii ki sizi motive olmadığınız, konsantre olmadığınız her oyuncu sizi zorlar zaten. Ama benim iyi oynadığım bir maçta, özellikle öne çıktığım maçlarda, Juventus ve Real Madrid maçlarında iyi oynadığım maçta onu söyleyemem tabii ki. Ama genel anlamda kariyerime baktığım zaman Fatih Tekke çok enteresan bir oyuncu, çok özel bir oyuncu. Peki 274 maçınız var aslında çok fazla değil. 17 senelik profesyonel, hatta daha fazla 20 sene yakın kariyer ve bir stoper içinde az olan bir kırmızı kart sayısı. Bu bir meziyet mi yoksa bir zaaf mı? Emre Aşık'ın bir sezonda gördüğü kırmızı kart sayısını Gökhan Zan bütün kariyeri boyunca görmüş. Muhtemelen kişilik ve karakterimden kaynaklanıyor olabilir. Evet, bu bana zarar veriyor mu? Yayın başında söylemiştik. Evet, bana zarar veriyor. Ama benim için doğru olan buydu. Bir daha aynısı olur muydum? Evet, bir daha aynısı olurdum. Hayatımda bir tane kırmızı kart almıştım. O da sanırım Gençler Birliği maçı mıydı? Galatasaray'dayken 85'inde 1-0 gerideydik. Hatta tartışmalıydı. Daha sonra ertelenmişti. Doğru. Evet, ben rakibe vurmamama rağmen bir kırmızı kart almıştım. Ve ben o zaman savunmaya gittiğimde federasyona bir milli takım oyuncusu olarak, büyük bir camianın oyuncusu olarak özür diliyorum. Her ne kadar rakibe vurmamış olsam da benim o harekette bulunmaman gerektiğini ifade etmiştim. O zaman VAR yoktu zaten doğal olarak. Zaten o zaman VAR'dan dönerdi. Çünkü öyle bir durum yoktu söz konusu. O yüzden tek kırmızı kartım da o şekilde oldu. Galatasaray'da işler ne zaman kötü gitmeye başladı sizin için? İlk geldiğim sezon. Rekart dönemi. Fenerbahçe maçına kadar çok iyi gitmiştik. Kamp yapmıyorduk. Ve ondan sonra bir Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra yavaş yavaş performans olarak aşağı doğru bir ivmelenme başladı. Ve daha sonra zaten basında da çok yer almıştı. Hatırlarsınız belki işte kamp yapmıyor takım falan. Evet. Ondan sonra kampa girmeye başlamıştık. Rekart çok naif bir insan. Bence Türkiye Ligi'ne Türkiye Ligi onun için değildi diye düşünüyorum. Çünkü çok kibar, çok naif, bağırmayan, çağırmayan, o motivasyon gücü olmayan birisi ama onun en büyük yardımcısı Neskens daha fazla devreye giriyordu. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Sizin hocanız, birinci hocanız fakat ondan çok yardımcı hocanız daha fazla devreye giriyor. O yüzden bence Galatasaray'daki kötü gidişatı, o zamanki yapılan transferler, iyi oyuncular da yoktu baktığımız zaman. Hani o sezon evet çok önemli bir teknik adam var ama açısınız, bir kadro yok. İyi bir yemek yapacaksınız fakat malzemeniz çok eksik. Peki ayrılık süreci nasıl başladı? Bu üzerine Galatasaray'da büyük başarılarınız var sonuç itibariyle. Ya bu şampiyonluğun ardından bir şampiyonluk daha kazanıyorsunuz biraz önceki Kadıköy şampiyonluğunun ardından. Gökhan Zan Prandelli'nin gözüne girdi diye bir Sabah gazetesi haberi var. Prandelli'nin gelişiyle kadro dışı bırakılan isimlerden olan Gökhan Zan A takıma geri döndü. Mancini'nin gönderilecekler listesine giren tecrübeli stoper. Ekstra çalıştı ve bir tek idman kaçırmadı. Bu durumda da yeniden Prandelli ile görüşmeler sonrası İtalyan hoca da Gökhan'ı kadroya aldı diyor ama bir de bu sezon hiç maça da çıkamıyorsunuz. Yani bir de fotoğrafımız var hatta o organizasyon. Evet. Prandelli ile başlayan sezon. Siz de bir yıldızın içerisindesiniz verilen mesajda. Ama işte o buçuklu şampiyonluk bu herhalde. Ya açıkçası şöyle, evet. Sezonu tamamlamak isterdim. Sezon ortasında kadro dışı bırakılmıştım. Daha sonra Hamza Hamzaoğlu gelmişti. Prandelli döneminden sonra. Evet. Prandelli dönemi de şöyle oldu. Kamp başlayacak, geldim. Kadro dışısız söylendi bize. Biz de tabii saygı duyduk, yapacak bir şey yok. Antrenmanlarımıza devam ettik.
Daha sonra çalışmalarımı altyapıda devam ettim. Daha sonra bir daha Prandelli çağırdı. Bir daha başladım. Ondan sonra Hamza Hamzoğlu geldi. Hamza Hamzoğlu döneminde antrenmanlar devam etti. Beşiktaş maçımız vardı. 2-1 kazanmıştık. Hatta 16. haftada lig son hafta oynanmayacaktı. Son hafta ikinci yere kalıyordu. Devre arası. Hatırladıysak. Evet. Devre arası bir hafta erken bitiyordu. 16. haftaydı. Beşiktaş maçı kampı öncesi Hamza Hamzoğlu bizi topladı. Birazdan kampı açıklayacağım dedi. Beşiktaş maçından 3-4 gün önce kampta olanlar bizimle devam edecek yola dedi. Olmayanlar şimdiden tatile ayrılabilir. Kendi yol haritalarını çizebilirler. Herkes tabii heyecanla bekliyor. İkinci yarıda var mıyız, yok muyuz, yolumuza devam edecek miyiz diye. 23 kişilik o kadro içerisinde ben varım. Beşiktaş kadrosunda da varım. Biz Beşiktaş maçında oynuyoruz. Maç bitiyor. Telefonum akşam çalıyor maçtan sonra. Hamza Hoca. Buyurun hocam dedim. Gökhan dedi biz dedi. Seninle birlikte yürümek istemiyoruz dedi. Sen takım bul kendine dedi. Ben tabii o anda bir şok. Telefonu kapattım. Bir 5 dakika bir kendime geleyim dedim. Daha sonra bir daha ben Hamza Hoca'yı aradım. Hocam dedim. Hani kadroyu aldınız. İsmimi yazdınız. Herhangi bir sıkıntı yok. Kadronun içindeydim. Maçtaydım. Ne oldu? Neden bu kararı bir anda değiştirdiniz? Sizin kararınız mıydı? Yoksa yönetimsel bir karar mıydı? Hani bir futbolcu olarak, oraya emek vermiş bir insan olarak bu soruyu sormak ve bilmek en doğal hakkımdı. Çünkü ayrılıklar her zaman güzel olması gerektiğini düşünenlerdenim. Maalesef bence ülkemizde, büyük camialarda, Türk oyuncularına büyük saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten Türk olmak kolay değil bu ülkede. Futbol adına oynamak kolay değil. Büyük bir emek istiyor, büyük bir fedakarlık istiyor. Zor şartlar altında bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ben çok saygı duyuyorum Türk oyunculara ve bu konuda da büyük camialara, hem Galatasaray'a, Beşiktaş, Fenerbahçe'de oynayan büyük camialara, taraftarlarına Türk oyunculara sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum çok daha fazla. Ayrılıklar her zaman güzel olmalı, teşekkür edilmeli. Bunu başarmalıyız, yapabilmeliyiz. Kötü oynayabilirsiniz ama hem takımınıza, hem ülkenize, hem de milli takıma hizmet etmiş bir futbolcu olarak sayısız başarılar elde etmiş. Azıyla çoğuyla, iyisiyle kötüsüyle kötü oynayabilirsiniz. Ama ayrılıkların her zaman iyi olması gerektiğini düşünüyorum. O ayrılığım maalesef öyle olmadı. Dedi ki bana, bu benim kararım. Peki hocam dedim, eğer bu sizin kararınızsa, kararınızdan bu şekilde vazgeçtiyseniz saygı duyuyorum dedim. Telefonu kapattık. Ve daha sonra ben altyapıda tekrardan idmanlarıma başladım. Nedeni şu, bir yere gitmememin nedeni Galatasaraylı Gökhan Zan olarak anılmak ve futbolu büyük camide Galatasaray'da bırakmaktı. Pişman mısınız peki? Asla değilim. Bir de olsa bir daha böyle yaparım. O zaman bakın herkes bunları çok iyi bilmiyor. Bana o dönem devre arasında bir kağıt geldi. Galatasaray'da şey imzası atılacak. Her şeyi alacaklara karşılık. Evet. Çünkü bunu FIFA'ya, federasyona gönderiyorsunuz. Galatasaray'da uzun yıllar kaptanlık yapmış, futbolculuk yapmış insanlar bile o futbolcu arkadaşa isim vermek istemiyorum. Şundan dolayı söylüyorum. Galatasaray'a karşı olan aidiyet duygum. Onu ima etmeye çalışıyorum aslında. Onlar imza atmadı ve ben alacaklarımın aldım diye imza atıyorum. Buna rağmen hiç pişman değilim. Sağ olsunlar hem Galatasaray camiası hem taraftarları her zaman bu kulüpte yerimin olduğunu düşünüyorum. Daha sonra sezon içerisinde ben gitmediğim için o zamanki yöneticimiz Abdurrahim abi, çok da severim, saygı duyduğum bir insan. Hem taraftarın önüne hem medyanın önüne beni atmaya çalıştı. İşte yatarak para kazanıyor diye. Kimse yatarak para kazanmak istemez. Ben tam tersine daha fazla para kazanabilirdim. Başka kulüplere gitseydim ve 2-3 yıl daha oynayabilirdim. Ben sadece Galatasaray'da bitirmek istediğim için o şekilde davrandım. Öyle düşündüm. Keşke onlar da 4 ay sonra mukavelesi bitecek olan, 3 tane kupa kazanmış, Türkiye Kupası, Süper Kupa kazanmış, Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde son 6'da temsil etmiş, milli takımlarda temsil etmiş bir futbolcusuna, hiçbir zaman yanlış yapmamış taraftarına ve camiasına olan bir futbolcuya, sezon sonu 4 ay daha sabredilip, hiç kadroyu almasanız bile
Yakışık olan da buydu aslında, yakışan da buydu. Bunu yapabilmeliyiz aslında, bunu öğrenmeliyiz diye düşünüyorum. Tek beni acıtan konu oydu. Benim bahsettiğim o yarım olan kupa, şampiyonluk. Evet şampiyonluk oydu. Ama her ne yaşanılmışsa, kadro dışı da olsa Galatasaray'da kadro dışı kalmak da güzel bir şey. Ben öyle düşünüyorum kendi adıma. Şimdi şu konuya girmeden olmaz. Gökhan Zan, Beşiktaş'ta cam adamın doğuşu biraz da bir takvime tarihi başa alıyoruz. 13 Nisan 2020'de Fanatik Gazetesi Orhan Yıldırım haberi. Yeni tarihli. Sürekli cam adam benzetmesi yapılırdı bir dönem. Gökhan Zan tam bir Anadolu çocuğu, tertemiz ama bir zaafını keşfettik. Gözlerin tuhaf desen neredeyse komalık olacak. O dönemdeki editörüm, şimdiki haber müdürümüz Zafer Büyükavcı'ya gündem zayıf, cam adam diye Gökhan'ı vereyim. Kaç kez idman ve maçta sakatlandı, çıkarayım dedim. Öyle de yaptık. Gökhan şu an bile bu isimle anılıyor. Hatta gittiği Kanada'da bile. Sinirleniyor muydunuz bu cam adam benzetmesine? Tabii ki hayır. Ama üzülüyor muydum? Tabii ki üzülüyordum. Sinirlenmek başka bir şey. Üzülmek başka bir şey. Camdan olsun ama candan olsun biraz. O ben öyle bakıyorum biraz olaya. İnsanın kendiyle barışık olması güzel bir şey. Bu önemli bir şey. Tabii benim duygusal bir tarafım olması, naif bir tarafım olması, yetiştiğim aile kültürü olması, benim her zaman belki az önce de söyledik yayın başında, beni üzen taraflardan bir tanesi, belki bana zarar veren şeylerden bir tanesi buydu. O zaman işte Orhan abi, İsmailer, Kartal Yiğit, hepsine de selam olsun. Sonuçta basının içerisindeler. Basına karşı çıkıp futbolcuyken bir şey anlatamazsınız. Konuşamazsınız, cevap veremezsiniz. Bu saygısızlığa girer. Bu sefer ikili ilişkiye girer. Ve oradaki ilişkinizde negatif bir şey söylemeniz size daha fazla zarar verebilir. Sonuçta kalem onların elinde, gazete onların elinde. İstedikleri gibi yazıp çiziyorlar. Taraftarın ve medyanın önünde sizi daha fazla büyütebiliyorlar ya da alçaltabiliyorlar. Bunu seçtiler. En zayıf halka kim? Gökhan'dır. Naif bir çocuk. O zamanki dönemde kibar bir insan. Ağzını açmayan, kendi işini tertemiz yapmaya çalışan bir insan. Böyle düşündüler. Benim gibi sayısız sakatlıklar yaşayan çok futbolcu oldu. Olmadı mı? Nihat Kahveci oldu, Emre Belezoğlu oldu, Hamit Altıntop oldu. Dönemin çok oyuncuları oldu. Ama bu şekilde hiçbir zaman anılmadılar. Bu şekilde manşet attılar işte Beşiktaş'taki o zaman basındaki büyüklerim, abilerim. Öyle yakıştırdılar. Ondan sonra o şekilde devam etti. O şekilde kaldı. Tabii ki bu beni acıtmadı mı? Tabii ki acıttı. Üzmedi mi? Tabii ki üzdü. Hani bu şekilde yazmaktansa, boş ve içi boş olan bir yazı yazmaktansa çok daha dolaylı bir şekilde bunu yazabilirlerdi diye düşünüyorum. Aslında şöyle de bir haber var. 17 Şubat 2007'de değerli meslektaşım ve mesai arkadaşım Övünç Özlem Doğan Haber Ajansı, Demirören Haber Ajansı'nda yapmış haberi ve işte bu Bursaspor maçındaki sakatlık, Sinan Kalaoğlu pozisyonunun ardından Hatayspor'daki doktorunuzla, Çanakkale Dardanelspor'daki doktorunuzla, son Beşiktaş'taki Sayın Ayhan Optur'la da konuşarak aslında bir kronik sakatlık olmadığı, farklı farklı nedenlerden genelde darbeye bağlı sakatlıklar yaşadığınızla ilgili bir haber de derlenmiş. Futbol hayatınızın en zor dönemi hangisiydi sizce? Sakatlıklarla mücadele etmek. En çok hangi sakatlık üzdü? Beni sakatlıklardan çok üzen şey şuydu aslında. Teşhisi koyamamaktı. İsim vermek istemiyorum. Çünkü o zaman çıkıp bunu anlatamazdınız tek başınıza. Belki şimdi çok daha rahat söyleyebiliyorsunuz. Emek veren herkese çok büyük saygı duyuyorum. Doktorundan çalışanlarına kadar. Fakat bir hocaya yaranmak adına, bir basın mensubuna yaranmak adına içerideki bilgiyi farklı ve yanlış vermek iyi bir şey değil, hoş bir şey değil. Ben sakatlandığım zaman Gökhan hiçbir şey yok, durumu gayet iyi, sağlıklı deyip kendimi iyi hissetmediğim dönemde bile evet iyi değilim. Hani bir hafta, iki hafta belki o süreçte rehabilitasyon sürecinde sahaya dönecekken erken sahaya tekrardan döndürüp baskı uygulanıp ve o sakatlık iki haftadan bir aya, iki aya çıkıyordu tekrardan. Kendimi ifade etmeye çalışıyorum ve size kimse inanmıyor. Düşünebiliyor musunuz? Türk oyuncular o zamanki dönemde maç başına oynuyorsun. Ben maç başına oynuyorum. Oynamadığım her maçta para kaybediyorsunuz. Diğer bütün
oyuncular, önemli oyuncular, yabancı oyuncular, transfer oyuncu, hepsi garanti sözleşme. Ve benimki maç başı sözleşmesi. Oynamak istemez miyim? Sahada olmak istemez miyim? Fakat bir hocaya yaranmak adına hiçbir şey yok denip teşhis koymadan sadece işte hiçbir şey yok sözüyle birilerine yaranmak beni maalesef çok üzdü. Keşke o zamanlar kendimi daha fazla dinleseydim. Tabii şimdi çok daha farklı her şey. Hem teknolojiyle, hem de futbolcuya karşı olan saygıyla, hem de şu anda kulüp içerisindeki doktorlarla birlikte her şey çok daha bilimsel ve çok daha doğru yaklaşımlarla devam ediyor. Ben o zaman bana karşı yapılanlar çok üzdü açıkçası. Ama olsun, bu da hepsine teşekkür ediyorum. Her ne kadar benim hakkımda yanlış bilgi verilse de, teşhis yanlış koyulsa da ben mücadele etmeye çalıştım. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Bakın, genç futbolcusunuz. Büyük camiadasınız. Oynamak istiyorsunuz. Ve tekrardan sakatlanırım diye korkuyorsunuz. Çünkü size karşı bir mobbing uygulanıyor. Sizin bir şey yok denip aslında var. Ve ben de evet çıkıp gayret etmeye çalışıyorum. Ve sakatlığın üzerine gitmeye çalışıyorum. Bu beni çok daha fazla geriye itti. Bu benim için en büyük yanlış kararlardan bir tanesiydi. Deneyimsizlikti, tecrübesizlikti. Ama her deneyimsizlik ve her tecrübesizlik bir tecrübedir benim için. Evet, kazanç. Kaybetmek yok. Aslında kazandığımız deneyimler var hayatta. Şimdi çok yakın bir arkadaşınız ama kaderin cilvesi, biraz önce söyledik. Şu 24 Kasım 2006 günü Bursaspor maçındaki pozisyon kariyerinizin önemli pozisyonlarından bir, maalesef sakatlıkta sonuçlanıyor. Çok yakın bir arkadaşınız bunun sebebi. Kendisinin başka bir anısı var ama sizle ilgili. Sinan Kadıoğlu. Gökhan Zan kardeşim. Öncelikle kişiliğinle, karakterinle, oyunculuğunla Türk futbolunda iz bırakmış nadir oyunculardan birisin. Ve senin tüm bu kariyerinde ben de yakından tanıklık ettiğim için, seni yakından tanıdığım için çok mutluyum. Seni çok seviyorum, bunu biliyorsun. Beşiktaş'ta beraber oynarken sevgili Gökhan'la biz Şampiyonlar Ligi maçına gittik Roma'ya, Lazio'yla karşılaşmaya. Sokaklarda hep birbirine benziyordu. Ve neticesinde kaybolduk. Ama ben de ve Gökhan da biz otelin ismini unutmuştuk. Gezdik, gezdik, gezdik. Tüm Roma'yı gezdik saatlerce ama o 5 yıldızlı oteli bulamadık. Otelin kartını alsaydın otelin ismi yazıyordu kartın üstünde dedim kendi kendime. Sonra arkadan bir ses, sevgili Gökhan, bende var dedi. O sırada ön koltuktan arka koltuğa bir Gökhan'a bir fırla, böyle bir fırladım. Boğazına sarıldım. Neden söylemiyorsun, 2-3 saattir geziyoruz burada, otel otel arıyoruz falan diye. Sakatlığın rövanşını almış olabilir misin burada? Vallahi Sinan kardeşim sağ olsun. O da sağ olsun, çok güzel sözler söylemiş. Çok karakterli, kişilikli bir kardeşim. Ailece de görüşürüz. Çok değerli bir ailesi var. O da çok zor şartlarda bugünlere gelmiş bir insan. Emekleriyle gelmiş bir insan. Önemli bir futbolcu, önemli kulüplerde oynadı. Önemli Anadolu takımlarında oynadı. Sayısız başarıları var. Ve şu anda bir teknik adam. Önemli bir şehrin, önemli bir takımda teknik adamlık yapıyor. Ve gerçekten çok zor şartlarda şu anda takımı tutmaya çalışıyor. Ben emekleriyle zor şartlarda bir takımı bir noktadan getirebilen spor adamlarına gerçekten büyük takdirle karşılıyorum ve saygı duyuyorum. Bunlardan bir tanesi Sinan Kalaoğlu kardeşim. Şöyle bir anımız oldu kendisiyle. Şampiyonlar Ligi maçı, Lucescu dönemi. Ben de Lucescu'dan çok çekiniyorum. Genç oyuncuyuz falan. Kadrodayız. Gittik. Sokakları bize bir saat zaman tanıdılar. Biz de ilk defa Roma'ya gidiyoruz sokaklarda. Alışveriş yaptık 2-3 saat. Bir saat zaman vardı. Biz 2-3 saat kaldık. Otobüsün yerini kaçırdık. Yani indiğimiz yere tekrardan aynı noktada buluşup buluşma noktasına tekrardan otele gideceğiz. Biz geç kaldık. Çünkü sokakları karıştırdık. İki tane genç oyuncu. Heyecanla. Neyse, böyle içtik, döndük. 2 saat, 3 saat, onun da ifade ettiği gibi. Keşke dedi, aklıma gelmedi dedi. Keşke odanın kartını alsaydı. Ben de var dedim. Bir baktım, ön koltuktan ön koltuğa benim boğazıma yapışan birisi. Sinan, niye söylemiyorsun falan. Tabii ondan sonra otele gittik. Çok korkuyoruz. Yemek yiyip ondan sonra antrenman edeceğiz. Yemek, takım yemeğini yemiş. Şampiyonlar Ligi maçınız var. 2 tane oyuncu yok yemekte. Düşünebiliyor musun? Lucescu gibi bir hoca. Eyvah eyvah. Lucescu'dan bir fırça.
Fırçayı tabii yiyen gene ben oldum. Sinan'a bir şey demedi. En zayıf halka gene benim. Yüzümüz yumuşak diye size herhalde. Olsun. Hedef belli. Bir de şunu, şu kuğuya somun ekmek verme hadisesi var. Espri midir, nedir bu? Ya çok güzel bir anı oldu benim için. Futbol dışındaki anlardan sosyal bir tanesi. Sosyal medyanın en çok. Evet, milli takımdayız. O zaman işte Emre Güngör, Semih Şentürk, ulan işte Çağlar da vardı. Evet. Bizim Mamçı abi, masör, efsane. O da orada. İçeride zaten görüyorsunuz kapıdan. Evet. Restoranda yemeğimizi yedik, dışarı çıktık. O esnada da herkes koyuya ekmekleri atıyor. Ben de ekmeği şeyde gördüm. Ben bir yüz atayım dedim yaklaşsın diye. O sırada sağ olsun muhabir arkadaşlarımız derenin diğer tarafından fotoğrafı çekmiş ve böyle güzel bir anı oldu. Yani. Futbol dışındaki böyle güzel anlarımızdan bir tanesini önümsüzleştirdik. Futbol sadece futbol değildir. Bazen futbol dışında da bu güzel işte esprili olan fotoğrafların olması insanın hayatı içinde çok güzel şeyler diye düşünüyorum. İnsanın kendisiyle barışık olması lazım. Bunlar çok kıymetli, çok, çok güzel şeyler. Böyle de bir kepsi oldu hayatımızda. Evet, doğru. Ne güzel. 10 sene sonra baktığımızda da buna da güleceğiz. Güldürebilmek de çok güzel bir şey. O yüzden de bunu yaptığım için hiç pişman değilim. Tabii ekmeği vermedik hepsini buraya da. Sadece uzattık. O sırada da o fotoğraf öyle kaldı. Ondan sonra çok güzel kepsler oluşmaya başladı. O yüzden herkese selam olsun buradan. Son olarak Galatasaray U19 teknik direktörlüğü, ardından Hatayspor'da sportif direktörlük ve artık kendi başınıza yelken açmaya doğru gidiyorsunuz teknik direktörlük kariyerinde. Ve şöyle de bir özelliğiniz var. Lucescu, Mustafa Denizli, Frank Rijkaard, Mancini, Prandelli, Fatih Terim. Çok çok değerli teknik adamlarla çalıştınız. Taktik olarak en çok hangisinden etkilendiniz? Hepsinin çok farklı özellikleri var. Evet, çok değerli hocalarla çalıştım. İfade ettiğiniz gibi Mancini, Prandelli, Rijkaard, Fatih Terim, Mustafa Denizli, Rıza Çalınbay, Jan Tigana, Gusi Dink. Doğru. Kısa bir dönemde olsa Abdullah Avcı ile 1-2 maç, Ertuğrul Sağlam, Prandelli, Hamza Hamzoğlu çok da sayısız başarılar elde eden önemli hocalarla birlikte çalışmanın onurunu yaşadım. Onu söyleyeyim ilk önce. Çok değerli isimler. Ben Lucescu'ya bir kere taktisyen olduğunu düşünüyorum. Lucescu taktik olarak? Müthiş bir taktik. Antrenman bilimi olarak kimden etkilendiniz? Mancini. İletişim ve oyuncu yönetiminde kimden etkilendiniz? Oyuncu, iletişim ve aynı zamanda sayısız başarılar elde etmiş. Bu başarıların sıradanlaşmaması lazım. Sadece etkileşim değil, aynı zamanda da taktik anlamında ve analizi de bunun içine katarak Fatih Terim'i söyleyebilirim. Nasıl bir teknik direktör olmak istiyorsunuz? İletişimi güçlü olan, bilgi sahibi olan, sadece futbolcuktan öğrendikleri değil, futbol dışında öğrenmeye açık, gelişime açık, hızlı gelişen futbol içerisinde kendini geliştiren bir antrenör ve futbolcuya ne öğretmek istediğini ve futbolcuya neden öğrettiğini bilen bir antrenör olmak istiyorum açıkçası. Kırılma anında konuğumuz unutulmaz savunma oyuncularından teknik direktör Gökhan Zan. Kısa sorular soracağım. En büyük pişmanlığınız? Hiçbir şeyden pişman olmadım. Çünkü keşkelerle yaşamayı seven bir insan değilim. İnsanların gereğinden fazla önem verdiği şey sizce ne? İnsanların bilmiyorum ama ben gereğinden fazla insanları çok önemsediğim için belki. Hayat sloganınız nedir? Yarın bugünden daha güzel olacak. En çok takdir ettiğiniz yaşayan kişi kim? En çok takdir ettiğim yaşayan kişi. Futbol adamı olarak Fatih Terim. Şampiyonluk maçında son dakikada frikik kazanıyorsunuz. Durum 0-0. Topun başına kim geçsin? Selçuk mu, Snyder mı? Selçuk. Eşiniz Müge Hanım'a ne söylemek istersiniz? Bir ömür onun yanında olmak istiyorum. En beğendiğiniz şarkı sözü? Aslında ben komple Sezen Aksu diyorum. Öyle mi? Bizim de yolumuza gitmemiz gerekiyor şimdi. En son ne zaman ve niçin ağladınız? Fenerbahçe stadında kupayı kaldırdığımız zaman olan mutluluk sevinci. Çok teşekkürler Gökhan Zan. Ben teşekkür ederim. Kırılmanın sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.